Ruh bu dünyaya gelmek ister mi? Bu dünyaya gelen bir ruh burada kalmak ister mi? Saat 12 nedir? Hedef neden 12'den vurulur? Neden 12 görevi başaranlar amaçlarına ulaşır? Futbolda neden 11 kişi var? 12. kişi kim? Hazreti Yusuf'un rüyasında bir parlak ve 11 sönük yıldız nedir? Burçlar, deste, bir yıldaki ay sayısı. Nedir bu? 12. Ruhla ne alakası var? Masal kahramanları neden 12 devde olmak zorundadır? İnsan niçin 5 enerjiyle kalır? Zümrüt Kağan'ın niçin 7 enerjisi vardır? Yani 7 vadisi. İnsanın ve Zümrüt Kağan'ın 7 vadisi birleşince neden 12 eder? Ruhlar bu dünyaya gönderilmeden önce 5 boyutlu evrende idiler. Ve bu dünyaya geldiği fizik beden ölünce tekrar 5 boyutlu evrene geri dönecek. Ruhlar 5 boyutlu evrenden bu 4 boyutlu evrenimize geçici süreyle gelirler. Ve geldiklerinde ruhlara et giydirilir, kemik giydirilir, zaman giydirilir, kütle çekimi giydirilir, mekan giydirilir. Siz 5 boyutlu nurlu bir alemdesiniz. Size deseler ki 4 boyutlu bir evrene gideceksin. Karanlık, savaş var, her tür pislik var. Kütle çekim var, madde var, enerji var. İçine sıkışacaksın maddenin. Gelmek ister misiniz? İstemezsiniz. E geldikten sonra da yani bu 4 boyutlu hapishaneye, dünyamıza, bizim kaslardan, kemiklerden, iliklerden örülmüş hapishanemize hapsolunca ne yapmak istersiniz? Tek istediğiniz bir an önce bu hapishaneden kurtulmaktır. Ruhun hapishaneden kurtulması o bedenin ölmesi demek. Peki fizik beden ister mi hapishane kaçkınını? İstemez. Fizik beden ruhu hapseder. Ruh da bir an önce fizik bedenin ölmesini ister. Ruh ister ki fizik beden ölsün, bir an önce geldiğim evrene geri döneyim. Fizik beden de istemez. Ruh ve fizik beden atasözlerimize girmiş. Koyun can derdinde kasap.
Et derdinde değerli dostlar. Yüce Allah, bir ruhu beşinci boyutta görevlendirir. Dört boyutta evrenimize gönderir. Ruhlar gelmemek için saklanırlar. Ama nereye saklanacağız? Deli numarası yaparlar. Ama kime yutturacağız? Mecburdur ruhlar bu evrene gelirler. Önce karanlığın içine, maddenin, enerjinin içine, zamanın, genişliğin, derinliğin ve yüksekliğin içine girerler. Ve sonra dünyamızın atmosferine girerler, Gürcistan'a gelirler, Kolkis ormanına gelirler. Ruhlar Selvi ağacının üstüne gelir, postumuzu İşte değerli dostlar, ruhlar bizim fizik bedenlerimiz oluşmadan 52 gün önce buraya gönderilirler. Bugüne kadar bu da bilinmiyordu. Biz anne rahmine düşmezden 52 gün önce ruhlar gelir. Ve 52 gün boyunca burada gözlemde bulunur. Ve bir insan öldükten sonra da ruh hemen gitmez. 52 gün yine burada kalır. Anadolu'da hala 52. gün mevlidinin devamı buna binaen yapılmaktadır. İskambil'in iki tane 52'lik desteden oluşması da anne rahminde düşmezden önceki ve ölümden sonraki ruhun 52 günlük bekleyişinin oyun halindeki simgesidir. İskambil. Ruhlar değerli dostlar. Kendi evlerine gitmek için can atarlar. Ve ruhlar ses duyarlar. Kendi evrenlerinin seslerini. Beşinci boyutun sesini. Beşinci boyutun sesini duyan var mı? Size duyurabilirim. Bakın. Bu fiziksel sesin ötesinde bir şey duymuşsunuzdur. Siz de yapın. Yumruğunuzla iman tahtanızın üzerine vurun ki ona timus bezi derler. Timus bezinin hala niçin aktive edilmesi gerektiğini bilmeyenler vardır. Bilmezler zaten yine de vururlar. Onlar mutluluk hormonu salgılandığı ve benzeri basit düşünceler içindedirler. O ruhun beşinci boyuttan duyduğu sestir. Şimdi duyacağınız fizik sesin ötesini bir algılamaya çalışın bakın. İman tahtanızı vurun. Bir ruh bu sesi duyduğunda bir an önce fizik bedenden kurtulup gitmek ister. Bu kişi hastanede, bu kişi ameliyat masasında olsa bile ruh bu sesi duyunca gitmek ister. Ameliyat masasındaki ya da yoğun bakımdaki ya da can çekişen fizik bedende ruhun gitmemesi için ruhu dört elle hapseder. Ruh o sesi duydu mu? Gitmek ister. Bunu şöyle bir benzetmeyle Homer bize Odysseus destanında Siren kayalıklarının önünde ne güzel anlatır. Odysseus kendisini gemi direğine bağlatır.
Geminin bütün mürettebatına kulaklarını bal mumu ile tıkamasını söyler. Çünkü onlar bu sesi duymamalıdır. Sadece Odysseus'un kulakları açıktır. Çünkü o sesi duymak ister. O sesi duyan dayanamaz. O çağrıya uyar gider. Odysseus da gitmemek için kendini iyice bağlatmıştır. Siren kayalıklarının önünden geçtiklerinde beşinci boyuttan ses gelir. Odysseus, gel. Bu sese dayanamayan Odysseus gitmek ister ama ve lakin sıkı sıkıya gemi direğine bağlıdır. Mürettebatı bağırır. Çözün beni, çözün beni, gideceğim der. Mürettebatın kulakları bal mumuyla tıkalıdır, duymaz. Ve duymazdan gelir. O gemi bende var, sizde de var. Benim 90 kiloluk gemim, sizin 60-70 kiloluk geminiz. O gemi bizim bedenimiz. O geminin direği, yelken direği bizim 33 omurumuz ve biz ruhumuzu öyle bir hapsetmişiz ki bu gemi direğinin içine iliği hapsetmişiz. Üstüne omurları, üstüne göğüs kafesini, üstüne kasları örtmüşüz. Ve ruhumuz ben gitmek istiyorum dediği sürece de biz kulaklarımızı tıkıyoruz. Hayır gitme diyor. Ama bir kez ruh çağrıyı aldı mı gider. Ruh bu dünyaya bizim evrenimize niçin gelir? Allah ruhu niçin gönderir? Doktorlarımız hala araştırıyorlar. Hafıza beynimizin neresinde? Hala bulamadılar. Görme noktası beynin arka tarafı. Konuşma, algılama, koku alma merkezlerini buldular. Ama hala beynimizde hafıza merkezini bulamadılar. Yüz bin yıllarca da araştırsalar bulamazlar. Çünkü beyinde hafıza merkezi yok. Allah ruhu niçin gönderir? Hafıza olsun diye. Bizim hafızamız ruhumuz. Allah şu geçici bedene hafıza koymaz. Çünkü bu geçici beden 100 yıl sonra, 200 yıl sonra ölür. Ve onun hafızası da toprak olan nöronlarla birlikte yok olur gider. Allah insanın ruhunu hafıza olarak görevlendirir. Fizik beden ölünce ruh beşinci boyuta gider. Zamanın olmadığı yerde sonsuza kadar yaşar. Orada anılar taptazedir. Hiç eskimez, solmaz, eksilmez, yok olmaz. Ruh aynı zamanda hafıza görevi yerine getirmek için Allah tarafından yaratılmıştır. İki, ruhun görevi ikinci olarak da şu fizik bedene rehberlik etmektir. Ona doğru yolu göstermek, kötülüklerden sakınmasını sağlamaktır. Üç, ruhun görevi telepatik iletişimi fizik bedene aktarmak. Cep telefonuna ihtiyaç yok, ben varım der ruh. Bilgisayara, kitaba ihtiyaç yok. Ben varım der ruh. Tıbbi tahlil laboratuvarlarına gerek yok. Ben varım. Ne istiyorsan bana sor der. İnsanlar buna da Zümrüdüanka'nın 7. vadisi derler. Ruh değerli dostlar, bütün bilgilere ulaşmamızı sağlar. Üç oldu.
Hafıza olsun diye gönderir Allah. Ruhumuzu bize rehberlik etsin diye gönderir. Ve bütün bilgilere telepatik olarak ulaşalım diye ruhumuzu gönderir. Ruhun bu kadar özelliği varken insan ruhunun olmadığını düşünerek kendisini ne beter bir yalnızlığa ne büyük bir mahrumiyete itmekte, bilgi okyanusunun içinde susuz bir hayat sürmektedir. Suyun içinde. Ruh. Dört boyutlu evrenimizde sınav vermektedir. Onun yaşadığı yer beşinci boyuttur. Beşinci boyutta yaşayanlar altıncı boyuta geçmek için dördüncü boyutta sınav verirler. Dördüncü boyuttaki sınavı geçen bir ruh, altıncı vadiye geçmek hakkı kazanır. Dördüncü boyuttaki sınavını geçemeyen ruh, beşinci boyutta kalmak durumundadır. Ve beşinci boyuttaki bir ruh, dünyamıza beş defa gönderilir. Beşinci defada da sınavı geçemezse, bir sabun köpüğü nasıl ki diye ortadan kaldırılırsa, ruh da böyle yok edilir. Altıncı boyuta geçer ruhlar. Peki, dört boyutlu evrende bir ruh sınavını verdiğini nasıl anlar? Altıncı boyuta geçeceğini nasıl anlar? Önünde tam 108 tane soru vardır. Bu 108 sorunun tamamını da doğru cevaplamalıdır. Ben sorayım size. Nasılsın? Bu birinci soru. Ve bu 108 sorunun 108'de aynıdır. Cevaplar farklıdır. Nasılsın? İnsanlar ilk verdiği cevap ölüyorum. Nasılsın? İkinci cevapları sürünüyorumdur. Nasılsın? Verdikleri üçüncü cevap kendimi kötü hissediyorumdur. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Dört. Nasılsın? İyiyim. Beşte kalırlar. Bir daha sorar ruh nasılsın? Yine iyiyim der. Yedinci defa sorar ruh nasılsın? İyiyim der. Sekiz defa, yüz defa, 108 defa sorar iyiyim der. 108 sorudan sadece 5'ini cevaplar insan. O ruh tabii ki 6. boyuta geçmek hakkını kazanamaz. Bir ruh 108 nasılsın sorusuna 108 ayrı cevap vermek zorundadır. Ben bu 108 sorunun cevabını bilmiyorum. Ama 48 tanesinin cevabını biliyorum. 48. nasılsının cevabı evren ötesiyim. 47. nasılsının cevabı yıldız ötesiyim. 46. nasılsın sorusunun cevabı ay ötesiyim. 45.'nin cevabı taht ötesiyim. Hey hey. 6. nasılsının cevabı çok iyiyim. 7. nasılsının cevabı şahaneyim. 8. nasılsının cevabı harikayım. 9.'unki muhteşemim. 10.'unki mucizeyim. 11. nasılsın sorusunun cevabı mucize ötesiyim. 12. nasılsın sorusunun cevabı nur hayat ötesiyim. 48'e kadar biliyorum. Ya bu ömrümde 107'ye kadar gelir 108. cevabı bulamazsam ruhum 5. boyuttaki sınavını geçip de 6'ya ulaşamayacak. Ben değerli dostlarımız, inşallah bu 108 sorunun da cevabını bulurum. Siz de istiyorsanız, siz de sınavı geçmek istiyorsanız kopya verebilirim size. Ve zaten işim gücüm kopya vermek size. Vallahi her günde yazıyorum, her paylaşımda o 48 tane enerjiyi yazıyorum size. Neden kopya çekmiyorsunuz arkadaşlar?
Ruh bunun içinmiş. Asıl amacı altıncı boyuta geçmekmiş. Ruhun yaratılış sebebi hafıza olmak, rehber olmak ve telepatik iletişimi öğretmekmiş. Değerli dostlar, masal kahramanları 12 devde olmak zorundalar. Çünkü birde doğar insan bu evrene, 11'de ölür insan bu evrende. Bütün insanlar birde doğar, 11'de ölür saat üzerinde. Aşık Veysel'in iki kapısı budur. 1 ve 11 kapısı. Birden 11'e kadar olan saatin her bir durağı 4 boyutlu evrendir. 12, 5 boyutlu evrendir. O yüzden 12 diğer rakamlara göre hep vurgulu çizilir. Ya büyük puntoludur, ya üzerinde taç vardır, ya altında çizgiler vardır, vurgulanmıştır. O ruhumuzun ta kendisidir. Ruhumuz 12'ye ulaşırsa, hedefi 12'den vurmuştur ve 108 soruyu cevaplamıştır. Biz bugün okçularımız hedefi 12'den vuruyor. 11 futbolcumuzun amacı topu götürüp ağlara ulaştırmaktır. Orada görünmeyen biri vardır kalede. Kalecinin de bilmediği. Orası 12. duraktır. Top karşı kaleye gittiğinde, ağlara ulaştığında sevinilir. 108 sorunun cevabı bilindiğinde sevinilir. Hazreti Yusuf'un kardeşleri de Hazreti Yusuf'u görmezden geldiler. Hatta onu öldürdüler. Ruhlarını görmezden gelen ve öldüren insanlar işte Hazreti Yusuf'un kardeşleri. O zaman da hayatları zindan olur onlara. O yüzden de babalarının hayatı zindan olur, kör olur baba. Hazreti Yakup böyle olmuştu. Fakat 11 kardeş gidip Hazreti Yusuf'u eve getirdiklerinde 12 olduğunda babanın gözlerine nur geldi. Nur hayat oldu. Bizim dört boyutlu evrenimiz karanlık bir evren. Beş boyutlu evrenimiz nurlu bir evren. Ruh o nurlu evrenden bu karanlık evrene geldi ve tekrar o nurlu evrene gidecek. Ama 108 sorunun cevabını bilmişse ve bizim fizik bedenimizi öğretmişse ve bizim fizik bedenimizin hafızasını oraya götürdüğünde kara bir hafıza değil, tertemiz nurlu bir hafıza götürdüyse, ruh altıncı boyutta geçme hakkı kazanır. İşte ruh budur değerli dostlar. Bunları bilmeden bilinçaltı dilini nereden bileceksiniz? Bunları bilmeden başkalarının ve kendinizin ve her canın şifasına nasıl vesile olacaksınız? Bunları bilmeden insanın hayvanla kardeş, bitkiyle kardeş, toprakla kardeş, yıldızla kardeş olduğunu nereden bileceksiniz? Ruhun bu özelliğini bilmeden insanı kamil olmak olmaz. Refik Korkmaz, bilinçaltı sembol dili eğitimleri size ruhunuzu sundu. Ruhumdan ruhunuza selamlar. Ne yaparsanız yapın, aşkla yapın denilen şey basittir. Derini ne yaparsan yap. R-U-H ile yap. Ruh. Allah yap. Ben ruhumla yaptım bu konuşmayı.
ruhumla oluşturduğum bilinçaltı sembol dilini. Evren ötemiz sonsuz olsun. Bu değerli dostlar 48. sorunun kopyası. Hepinize selamlar, saygılar.